Bu dolar kuru, euro, altın bu kadar dalgalanmasındaki sebep sizce nedir? Vallahi yani bunun düşünecek bir tarafı yok. Paramızın ne olduğu ortada. Ama bugünlere geleceğimiz belliydi yani. Nasıl belliydi? Yani tek adamı seçersen, demokrasiyi, laikliği kaldırmaya çalışırsan, dinle bu devirde hala devlet yönetmeye kalkarsan, o halk da 3 kuruş için her şeyi kabul ederse, zaten dün bunlar bağırıldı yıllar önce. Dediler ki yapmayın, etmeyin. Bu idam sehpasını hazırlıyorsunuz dediler. Millet dedi ki yok dedi, biz dedi din dedi. Biz Arap'tan bile daha dindarız dedi. E işte bugünleri getirdiler. Şimdi de hiç şikayet etmesinler. Gayet güzel işte. Tam cillop gibi oturdu. Peki, ekonomi... Kravatlı Afganistan diyorlar buraya. Doğru yani. Hiçbir farkı yok. Kravatlı Afganistan dediniz efendim. Bu tabiri neden kullandınız? Yok efendim? Genelde ben kullanmıyorum. Bu kullanılan bir tabir. Kafayı yönetim şekli belli. Halkın kafa yapısı belli. Kravatlı Afganistan tabii ki yani. Ekonomi gidişatı ne farkı var ki? Berbat, daha da kötü olacak. Bir insan kalkıp da bu çağda bilimi, ilimi ön plana almayıp da sen hala Arap reddetti ya, Arap reddetti. Arap bile kalkıyor diyor ki ben artık diyor çağdaşlaşacağım diyor, kadınlara artık olmayan haklar veriliyor. Hayır, Arap anlamaz bu işten diyor, ben daha dindarım diyor Arap'tan diyor. O zaman buyursunlar, hiç ağlamasınlar, ağlayacak bir şey yok yani. Sen getirdin bu duruma. Halk ayrıca bu devirde cehalet bir seçimdir. Eskiden olsa anlardım. Eskiden olanakların yoktu, şuyun yoktu, buyun yoktu. Vallahi düzelmez, billahi bu kafa yapısıyla düzelmez. Daha beter olmayalım, düzelemez, imkanı yok. Çünkü herkes kendi çıkarlarını düşünüyor. Herkes hep ben diyor. Ve en ufak çağdaşlaşmak için bir gayreti yok. Çağdaşlaşmayı sadece aldığı kıyafetleriyle, işte adamların kakaladığı teknolojiyi kullanmakla çağdaşlaşmak zannediyorlar. Onun için yani hiç kimsenin ağlamaya hakkı yok bu devlette. Alım gücümüz düştü mü? Tabii ki. Düşünebiliyor musunuz? Yani herkesi baz almayın ama genel olarak yani mümkün değil ya. Mümkün değil. Senin aklın alıyor mu bu parayla geçinebileceğini? Yani nasıl geçinirsin? Komik ya. Kedi köpeği demin internette okudum. Ya şey, hayvan bakım parası senin emekli maaşına denk geliyormuş. Böyle bir şey var mı? Adam iki... Kaç euro bilmiyorum da 200 euro mudur? 200 euro doğru. 200 euro. 200 euro kalkıyorsun, senin hayvana yem diye attığın parayı sen insana atıyorsun yani. Senin insan değerin bu kadar. Peki bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyorlar. O çalıp çırpıyordur. Yoksa mümkün değil ya. Ekonomi iyi diyen dalga geçiyordur ya da zekasında bir gerilik vardır yani. Cehaletten bahsettiniz. Bu zamanki cehalet hani geçmişte olsaydı anlarım ama şu diyorum, anda... Cehalet bu devirde bir seçimdir. Adam evet, seçimdir. YouTube'a giriyor, Facebook'a giriyor. Ya dünyada en fazla kullanılan şey bu. Şu anda dünyada en fazla otoyollar o yüzden yapılmadı mı? Avrupa'da tren yolları var. Ellerindeki arabaları bu ülkelere, geri kalmış ülkelere kakalamadılar mı? Bunun için yapılmadı mı bu yollar? Benzinler bilmem neler. Şu anda da başka bir yöntemle gene ellerindeki işte telefonlarla bilmem sigaraya dünyada kaldırılalı 1000 yıl oldu. Bu Camel'lar bilmem neler trofiler yapıyorlardı bilmem ne. Niye yapıyorlardı? Gerzek ülkeyi kakalamak için. Amerika'da bunlar kaldırılmıştı. Bunlar niye, ne diyorlardı sorduğunuz zaman Amerikalılar biliyor musunuz? Dedikleri biz zehirliyoruz ama kaliteli zehirliyoruz diyorlardı. Ya ben şahsen biliyorum. Sorduğum zaman günah değil mi bu insanlara sigara, Camel, bu işte neydi, Salem, Malem bilmem ne. Ya diyordum yazık değil mi? Ama biz diyordu kaliteli zehirliyoruz insanları diyordu. Siz ne yani bu kadar bunların farkında olan bir toplum. Adam gidiyor orada Almanya'da. İstediği gibi sömürülüyor ya da ne halt ediyorsun, sonra utanmadan geliyor burada şey parasına satın alıyor Waikiki'nin yarısını, sonra da diyor ki aman diyor ama biz diyor dindar devletiz, ulan gelsene o zaman buraya, niye gelmiyorsun?
Madem çok dindar devletten memnunsun, gelemem ama diyor. O zaman neden gelemem diyor. Gelir mi? Bozar mı refahını? Bu kadar ikiyüzlülük ancak işte hak edildiği şekilde yönetiliyor bu ülke. Avrupa'da batıyor diyorlar efendim. Bu konu. Hayır efendim, nereye batıyor ya? Nereye batıyor? Bir kere adamlar sanayi devrimi yapmışlar. Adamlar kilisesinde bile kalkmış felsefe okumuş, resim okumuş, bilmem Michelangelo'lar çıkartmış, bilmem neler çıkartmış. Senin şurada dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Hiç tartışmasız. Böyle bir ülke yok. Güzel, bütün kültürlerin karışımı, böyle bir arkeoloji, böyle bir şey. Yani deniz, o Paris dediğin boklu Sen Nehri akıyor. O boklu Sen Nehri'nde uyduruk bir şu bizim Ataköy'deki kanal gibi yapmışlar, biraz genişletip olmuş Sen Nehri. O ama şey, İngiltere dediğin hiçbir halt yok. Yani İtalya desen böyle üstüne geliyor. Burada hepsi var. Ve ne yapıyor? Sen bunları koruyor musun? Yıkıp İnşaat dikiyorsun. Ne bekliyorsun böyle bir ülkeden? Niye yani, hiç sadece tarihini canlandırsan, şöyle temizliğine biraz adam olsan, dikkat etsen, ranttan vazgeçsen, menfaatinden vazgeçsen, bunların hiçbiri olmaz. Hak edildiği gibi yönetiliyor. Hiç yani bundan sonra başkası da gelsin. Çünkü zaten belli yani. Getirilenler niye başımıza atandıkları belli. Yani çünkü halk menfaatini düşünüyor, başka bir şeyini düşünmüyor. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız efendim? Ya benim kullanacağım belli, benim gibi düşünenlerin, yani isim vermeyeyim ama bütün hepsi aynı şeyi kullanıyor. Gerçi şu anda Bakırköy'de dökülüyor. Şu anda iki seçimdir o oy vermeyi düşündüğüm insanlar buranın da içine ettiler. Rant için Bakırköy'ü o yaşanmaz hale getirdiler. Halkı kaçırmak için her şeyi yapıyorlar. Bütün o eski plajın olduğu yer şu anda bütün Araplara peşkeş çekilmiş vaziyette. Trilyon dolarlara böyle akıl, yani hafsalanız almaz. Sen zaten bu ülkede git diyor sana. Ya asimilasyon, aslında Türk asimilasyonu yapıyor. Kendi ülkemizde mülteci mi olduk diyorsun? Tabii ki asimile ediliyoruz. Türkler asimile ediliyor bu ülkede. Ya bundan daha net ne olabilir ki? Gençlerinde bir Avrupa hayali var efendim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden Avrupa'ya? Önce kendi ülkelerinde adam olup da bir şey üretmeye baksınlar. Avrupa'ya gidip nasıl vermiyorlar ya? Gel. Nasıl vermiyorlar? Vermiyorlar. Bir araya gelin, bir şeyler öğretmeye çalışın, bir şey. Öğretmiyorlar ki abla bak. 13 senedir okuyorum. Şöyle söyleyeyim sana. 13 senedir okuyorum. Bir İngilizcem ilerlemedi. Gidiyorum. Sen gerizekalıymışsın. Kusura bakma ama İngilizce ilerlemek zor değil yani. A1 seviyesinde ilerledi. O senin kapasiten yetmiyormuş. Tatilde çalışıyorum. Otelde garsonluk yapıyorum. Benim günlük maaşım 120 lira. Doları çevirdiği zaman 12 dolar yapıyor. Amerika'da çocuk bunu saatlik 12 dolar olarak kazanıyor. Sen gidip orada kölelik yapmayı kabul ediyorsun. Aynı o zaman. Ama mantalite aynı mantalite. O zaman gidip orada diyorsun ki ben diyorsun şey olurum diyorsun. Helal temizlerim diyorsun. Mecbursun ama burada abla. Ne demek mecbursun? Kimse ya? Almıyor ki. 85 milyon bir ülkede nasıl mecbursun ya? Abla 85 milyonuz da bunun çoğu zaten Suriyeli. Onlara iş veriyorlar. Adam ucuz çalışıyor diye alıyor. Kendin üret. 75 vereceğine Türkiye elini veriyor. İzin vermiyorlar diyorlar. Abla, ya nasıl izin vermiyorlar? Işte. Vermiyorlar abla. Oğlum yurt dışında seni ne yapacak orada? Köpek yapacak. Yurt dışına çıkma hayalim yok ki zaten abla. Türkiye'den çıkamıyorum. İstanbul'dan çıkamıyorum. Vallahi yani bu da akıl kârı değil, yurt dışına gidip sen diyorsun ki yani ülkeyi boşaltayım, kendileri girsin içeri diyorsun. Gençlere yeterince değer veriliyor mu sizce? Öyle ne zaman verildi ki şimdi verirsen? Şimdi en çok bunlara değer veriliyor. Sanki bize çok mu değer veriliyordu büyütülürken? Okumuş aile de olsan gençler bu kadar şımartılmıyordu. Bunlar kendini bir halt zannediyorlar. Ya halbuki en okumuş, en iyi şartlardaki ailelerin insanları bile böyle aman benim kızım incinmesin, aman oğlum bilmem, öyle bir dünya yoktu. Şımartılıyor dediniz. Son nasıl şımartılıyorlar? Ya her dedikleri yapılıyor. Yapılıyor. Allah benim dediğim hiçbir şey yapılmadı. Benim babam siyasetle uğraşıyor senelerdir. Ben de bunun içindeyim. Benim babam hiçbir zaman beni şımartmadı. Bak, ben de istesem giderim en iyi telefonu kullanırım. 10 senedir kullanıyorum. Yani kusura bakma ama. Çantada daha bir su bile yok. Gel bak. Çantada su yok. Öyle değil. Bunlar o kadar şımartıldı ki bunlara ne bağırmak var, ne azarlamak var. Aman psikolojisi bozulur. Aman. Ben kendimi aldım. Arkadaşlar şöyle. Ya bu telefonu ikide bir ölçü diye kullanmayın. Telefon ne ya?
şımartıyor diyorsun da. Hayır, aile şımartıyor diyorsun ama benim ailem hiçbir zaman şımartmadı. Ben şu an staj görüyorum, kendi maaşımı alamıyorum. Benim kuzenim atama bekliyor, kaç yıldır KPSS'ye giriyor. Şu an hiçbir öğrencimiz şımartılmıyor ya da gençler şımartılmıyor. Ölürken aman prensesim incilmesin, aman prensim incinmesin. Biz öyle büyümedik yani. Şımartılan bir erkeğin, bir dakika bir şey diyor. Şımartılan bir erkeğin abla. Bir şey vardı. Şu anda çocukların her dediği yapılıyor. Her türlü özgürlükleri veriliyor. O büyütülürken de aman ne bezi kullan, öyle değildi yani. Abla sana şöyle herkes, bir şey söyleyeyim mi? Sen bir sus bakayım. Herkes eşitken bizim zamanımızda da okumuş bir ailede olsan, en zengin de olsan, en fakiri de olsan belli disiplin vardı, kurallar vardı. Bunların ne kural umurunda ne bir şey umurunda. Ana takmazlar, baba takmazlar. Bizim özgürlüğümüz var, biz bireyiz, biz bilmem neyiz. Bir halk değiller. Son derece sabun köpüğüler aslında. Hiçbir halk değiller. Şımartılıyor musunuz? Evet, evet. Abi şımartılsam benim cüzdanımda para dolurdu. Kendi kartımı çıkardım, eksideyim. İki tane kartım var, eksi borcum var bankaya. Kaç yaşındasın sen? Benim babam şımartmadı abla. Şımartsaydı ben kendime kart çıkartmazdım. Anlatabildim mi? 18 yaşındayım abla. Kendime kart çıkartmak zorunda kalıyorum. Tırıs tırıs millet iki örgülü okula gidiyordu. Hocalar disiplin eşkıya gibiydi. Böyle bir kart bilmem ne ki. Eski çağ değişti. Önceki şey kalmadı ki, çağ değişti. Hayır abi, ne şımartıyorsun ya? Çok güzel yetişiyorum kadar abi. Ehliyetime kendim yazıldım, borcunu ödüyorum. Babam bana şimdiye kadar ehliyetimi alırdı, arabamı altına alırdı. Yani şımartılmıyorum. Şımartılsaydım ben şu anda burada olmazdım, bebekli olurdum eğer okumasaydım falan diye. Abla gençler diyor ki şımartılmıyoruz. Valla tabii ki her şey normuna göre, eskiyi bilmedikleri için. Nasıl yetiştirildiğini bilmedikleri için. Biz birazcık saygıdan mı bahsediyoruz efendim? Her şey dahil yani. Her şey ilerliyor. Zaman geçiyor. Eski hala bakalım. İlerliyoruz ama biz nasıl ilerleyeceğiz? Devlet bu durumdayken bizler bir Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, salla P kuşağı uydurmuşlar. Siz de bir güzel benimsemişsiniz, götürüyorsunuz. Abla bir şey sorabilir miyim? Gençler şımartılıyor diyorsun. Yaşın kaç senin? 18. 18. Bu çocuk bu yaşta şımartılmayacaksa hangi yaşta şımartılacak merak ediyorum. Ha? Bu yaşta şımartılıyor. Kabul etmiyorum. Ha? Öyle çünkü, öyle. Bu çocuk bir yaşta mutlu olamıyorsun. Zaten 30'dan 40'tan sonra mutlu değil. Olamaz. Hayır, hayır. Helal olsun. Hayır. Abla, gençler alkışlıyor ama sen kabul etmiyorum diyorsun. Neden çünkü kabul neden kabul etmiyorum? Mesela bu ülkeyi kuran insanlar, Yahudiler bilmem neler, hukuk fakültesinde tıpta okuyanlar belli bir disiplin içinde bu ülkeyi kurdular. Aynı ayakkabıyı imkanları bile olsa, ben demiyorum şimdi bu kadar imkan varken yama yaptırın giyin diye ama o kadar mahrumiyetle bir takım şeyleri kurdular. Yahudiler dedik ama bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk kurmadı. Tabii ki o kurdu ama gelen profesörler bütün en iyi eğitimi verdi onlara. Ben bir hukukçunun kızı olarak biliyorum. Benim babam avukattı. O nasıl bir hukuk mezunuydu ben size söyleyeyim. İnanılmaz okumuş insanlardı. Hayır, yokluk. Yokluk görsen böyle konuşuyorsun. Hayır, yoklukla falan bununla alakası yok. Hiç ilgisi yok. Hayır, onlar her türlü fedakarlığı yaptılar. Onlar yırtık ayakkabıyla gezip kitap aldılar. Onlar tabii ayakkabıyla dolaşıyorlar. Sus ya. İşiniz gücünüz. Yani hiç poşetle beziyorlardı, yıkıyorlardı. Fedakarlık yapmadan bunlar hep cumburlop. Telefonu alayım. Bilmem neyi alayım, şunu alayım, bunu alayım. Benim test kitabı almam lazım, test kitabı alamıyorum, okul kitabı. Ama alamıyorum, elde alamıyorum. Bir test kitabı fiyatına bakıyorum, 100 lira. 100 liraya test kitabı mı olur bu zamanda? Ben şu an üniversite sınavına gireceğim. Babalarınıza soracaksınız, niye? Babamın fiyatı normalde bu hali. Onlar oy vermedi benim babam ana. Şu an aldıkları maaş ne kadar? 2800 neye yeter o? Bugün bu hale getirenlere niye oy vermedi? Onda haklısınız, pardon. Ben 1923'ten 1950'ye kadar durmadan o dönemi konuşuyorlar da Adnan Menderes'ten sonrası hiçbiri konuşmuyor. Adnan Menderes'ten sonra biz ne olduysak olduk. Adnan Menderes'ten sonra Amerika'nın kucağına oturduk, hala da devam ediyoruz. Menderes oturdu evet, demek istiyorsun. Evet. Tamam, ben de katılıyorum. Ondan itibaren şu anda da aynı. Bak, burada bir sürü genç var. Şu gençlerin bir tanesi İspanya'daki, Almanya'daki gibi
gidip İspanya'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi gezebiliyor mu? Geziyor musun? Hayır. Ben size katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim, ben babamın neslini biliyorum. Hepsi, bir dakika, hepsi profesör düzeyinde. Bir şey söyleyeceğim. Paslaşalım. Yıl 2021. Z kuşağından bahsediyoruz. Artık 1900 küsürleri bırakın. Ama bırakın. Ben 75 doğumluyum. Ben 75 doğumluyum. Ben 75 doğumluyum. Aynı yerde mi kalsaydı? Evet. Ablacığım, yazık yani. İlerlemek kötü bir şey. Ben 75 doğumluyum. 80'li yılları arıyorum ya. 80'li, bak, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki kafamın erdiği zamanları arıyorum. Şu dönemden nefret ediyorum. Haklısın. Neden efendim? Eşitsizlikten. Eşitsizlikten. Adaletsizlik, eşitsizlik. Gençlerimize yazık günah ya. Hepsi gidiyor. Ben 3 ay Danimarka'ya gittim. 3 ay. Buradan giderken doğuma büyüme İstanbul'dayım. Diyordum ki, diyordum İstanbul'dayım. Şöyle Anadolu'yu görmemiştim. Askerliğe daha gitmemiştim. Danimarka'ya gittim, buraya bir geldim. Biz Afganistan, Pakistan, İran'ın biraz modernleşmiş haliyiz. Avrupa ile falan alakamız yok. Bu yaptıkları şeyleri falan hepsi göstermelik. Geçin onları. Nasıl düzeliriz peki efendim? Nasıl mı düzeliriz? Özgür Demirtaş. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben açık bir şey söyleyeyim. Şu anki partilerin hiçbirini ben istemiyorum. Hiçbirini düzeltemez. Vatansever bir insanın gelmesi lazım. Gerçekten halkını, gençleri, vatanını düşünen insanın gelmesi lazım. Benim kayınvalidem gelmesi. Artı milletvekilinin, bakanın, bizim seçtiklerimiz, Mansur Yavaş ne diyor? Ben sizin, diyor, maaşlı memurunuzum diyor. Evet, ben seçiyorum ya. Ben seni oraya getiriyorum. Ama bizde ne var biliyor musunuz? Milletvekili de olsun, belediye başkanı da olsun. Gelen boşuna o trilyonları harcamıyor seçilmek için. Cebini doldurmak için harcıyor. Çevresini dolduruyor. Ama eskiden de öyleydi beyefendi. Her zaman öyle. Özal döneminde de, Demirel döneminde de. Sizin dediğiniz gibi hep bu aynı hikaye devam ediyor. Haklısın. Bakın, ben size diyorum ki, mesela Tayyip Erdoğan devamlı 1923-1950'yi söylüyor. Kim var o dönemde? Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü var. Sen niye Adnan Menderes, Demirel, Türk Tansu Çiller'e dönüp de tek laf etmiyorsun? Onlar yönetti. Eder mi? Aden edilmiyor efendim. Etmiyor çünkü hepsi bunların aynı zihniyet, aynı mantık. Adnan Menderes'ten bu zamana kadar biz projelerin kucağındayız. Bu kadar basit. Biz bağımsız falan değiliz. Hani diyor ya Tayyip Erdoğan, biz bağımsızız diyor. Siz diyor, kimi diyor ayar çekiyorsunuz? Bağımsız falan değiliz. Peki bağımsızlığımızı nasıl ilan ederiz? Öyle sorayım ben. Ya bağımsızlığı nasıl ilan ederiz biliyor musunuz? Amerika bize F-35'i vermiyor değil mi? Misal en basit örneği. Ben o zaman bu fedakarlığı, hanımefendinin dediği fedakarlığı yapmaya razıyım. Çorba ekmek yerim, soğan ekmek yerim. İncelik üstünden siktir edeceksin. Küreciyi kapatacaksın. Kozunu oynayacaksın. Sana ambargo uygulayacak. Uygularsa uygulasın ya. Biz diyoruz ya, Türk'üz. Kimseye boyun eğmiyoruz ya. Tamam, o dile meydan yapalım o zaman. Peki efendim, ekonomik gidişatı nasıl görüyorsunuz? Hiç iyi değil. Nasıl düzelirsin? Hiç iyi değil. Valla bunların gitmesi lazım. Bir kere bunların gitmesi lazım. Artı işin ehbaplarını, yani ustalarına bırakmaları lazım. Şimdi mesela görüyoruz. Adam hayvanat bahçesinde genel müdür adamı alıyor, filanca bir yerde müdürü yapıyor. Liyakat yok. Atamalarda liyakat yok. Yani nasıl anlatsam, şimdi bir dönerci ustasına su tesisatı yaptırabilir misiniz? Ama bu hükümet bunu yapıyor. Bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyorlar. Neden iyi diyorlar? Vallahi ben onları anlamakta zorluk çekiyorum. Ekonomi iyi diyorlar, market geziyorlar, pazar geziyorlar, pazarlar bile marketlerle aynı fiyata geldi. Yani pazarların eskisi bir esprisi vardı, bir fiyat oynaması vardı, pazarlarla marketler aynı fiyat, hiçbir değişiklik yok. Peki efendim. Kimse kimseyi kandırmasın, ülke çok kötü, berbat bir duruma gidiyoruz. Bu ülkede kimisi Atatürk'ü kullanıyor, kimisi dini kullanıyor. Ama 62 seneden beri Adnan Menderes'ten bu zamana kadar bizi, yani böyle nasıl söyleyeyim? Sözümü söyleyeyim mi arkadaşlar? Adnan Menderes'i oradan çıkartıp bir daha asacaksınız. Neden efendim? Neden efendim? Bu memleketi Avrupa'nın emperyalizmine teslim eden zihniyetin temsilcisi. Ekonomik gidişatı nasıl görüyorsunuz? Hangi ekonomiden bahsediyorsunuz ki? Bu memleketin ekonomisi yok ki. Kendisinin ürettiği bir şey mi var ki ekonomiden bahsediyorsunuz? Enflasyon diyorsunuz. Asgari üretin, üretmeyen insanın enflasyonu olmaz ki. Bu memlekette enflasyon diye bir şey de yok. Çünkü ekonomisi yok.
Bu ekonomik sistemle bizler kölelik yapacağız. Nasıl düzelir peki sizce ekonomi? 1923'teki kararı alacaksın. Mustafa Kemal'in yaptığı şeylerini alacaksın. Başka çareniz yok. 600 sene bildiğimiz, daha önce de vardı ama Osmanlı döneminde 600 sene yakın bir dönem sömürüldü. Bunu kurtarıp borçlarını ödeyip 17 senede, 15 senede bir sürü fabrika kuran bir zihniyeti sizler nasıl da eleştirirsiniz ki hala bir sistem arıyorsunuz? İyi diyen vatandaşlarımız da var. Hangi iyi diyen vatandaş? Onlar hain. İyi. İyi diyen korur. Kötü diyenler zaten katli vacip. Onları hiç affetmeyeceksin. Mustafa Kemal gibi bir adamı, o zihniyeti eleştiren insanları hemen yok edeceksin. Çünkü bunlar insanlık haini. Başka bir gün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yerine? Hangi seçim? Bunlar seçim aldatmaca. Ben bir adam seçemiyorum ki, adam partide aday olmak için para verip makam satın alıyor. Ben onun nesini seçeyim?